Sevgili seyirciler, Euro 2024'te bugünle karşınızdayız. Hollanda ve İngiltere Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada son saniyeler oynanıyor. Turnuvanın açık ara en çok eleştirilen takımı İngiltere'nin Euro 2024 finaline artık çok ama çok yakın olduğunu söyleyelim. 90+1'de Oli Watkins'in kaydettiği golle öne geçtiler Hollanda karşısında ve durumu 2-1'e getirdiler. Mücadelenin henüz 7. dakikasında Xavi Simons attığı muhteşem golle Hollanda'yı üstünlüğe taşıdı. 18. dakikada tartışılan bir VAR müdahalesi sonrasında İngiltere penaltı kazandı. Harry Kane penaltıları Fransa maçını bir kenara bırakacak olursak Dünya Kupası'ndaki zaten pek kaçırmaz. Burada da kaçırmadı. Durumu 1-1'e getirdi. Son saniyelere girilirken Oli Watkins'in kaydettiği gol de İngiltere'ye zaferi getirdi sevgili seyirciler. İngiltere finalde İspanya'nın rakibi oldu. Pazar günü saat 22'de İspanya-İngiltere finaliyle Avrupa şampiyonu belli olacak. Konuklarımızla birlikte hem bu karşılaşmayı konuşacağız hem de final bize neler getirebilir. Bu konuyu masaya yatıracağımızı söyleyelim. Onur, nasıl yorumlamak gerekir İngiltere'nin finale yükselmiş olmasını? Yani turnuva öncesinde İngiltere'nin finale çıkması sürpriz değildi kimse adına. Ama şu anda hepimiz için sürpriz oldu. Çünkü oynadığı futbolun karşılığı olarak daha önceki turlarda elenmesi gereken İngiltere'nin finale kalması enteresan oldu. Hep yayınlarda söylediğim bir şeyi ben demiştim diye düşünmeyin ama söyleyeceğim. Turnuvalarda bizde de hep oyun eleştirisi oluyor ya. Abi oyun moyun hikaye. Evet, maç kazanacaksın. Kesinlikle. Turnuvada gol yemeyeceksin. Gol yemeyeceksin, az gol yiyeceksin, maç kazanacaksın ve yani, ilerleyebiliyorsun. Ne yazık ki. Önceki Avrupa Şampiyonası'nı düşünün, grup aşamasını düşünün. İngiltere'nin ne kadar berbat oynadığı konuşuluyordu. Aynen. Finale geldiler. Portekiz'in penaltılarla kaybettiler. Portekiz'in şampiyon olduğu turnuvaya gel. Evet. Grupta 3 beraberlik. Tek galip, bir tane galibiyeti var. Finale o da finaldeki kadar. Fransa maçı evet. İşte. Öbürküler penaltılarla. Yani dediğin doğru. Belki bu iyi bir şey değil. Ama bir gerçek. Evet. Yani turnuvalar oyun geliştirilebilecek yerler değil. 7 tane maç oynuyorsun maksimum. Evet. Yani bir ay süre içinde 7 tane maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yapılması gereken de kazanmak. Kazanmaya giden yol da böyle turnuvalarda öncelikle iyi savunma yapmaktan, az gol yemekten geçiyor. Hep bunu ifade etmeye çalıştım milli takımımızın maçlarında da. Yani biz hep iyi futbol istiyoruz. Göze hoş gelen oyun istiyoruz ama yani turnuva böyle bir şey değil. Montella biraz geç fark etti bunu. Sonunda kıl payı kaçırdık. Yani oyunda şampiyon olunuyorsa Euro 2004'te de Yunanistan olamazdı şampiyon. Aynen. Misal. Yani keşke olunsa, olmak için de çok çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Yani çok iyi bir oyun alışkanlığınız olması gerekiyor. Finalde göreceğiz aslında. Evet. Oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor mu, olmuyor mu? Finalde göreceğiz onu. Ya final tabii başka bir şey orası. Yani orada artık oyun konuşmayacaktır bence. Çok daha farklı şeyler devreye girecektir, parametreler. İngiltere'nin, sen de az önce yayına girmeden söyledin, son 3 turnuvada 2 final, bir yarı final değil mi? Evet. Yani Southgate... Artı bir şey daha söyleyeyim. Son 3 turnuvada 2 gol yedikleri sadece 2 maç var. Biri 6-2 kazandıkları İran maçı, diğeri de Fransa'ya 2-1 kaybettikleri aynen maç. Kane penaltı atsa maç oluyor. Kesinlikle. Yani geri Southgate oyun olarak çok eleştiriliyor. Ben de katılıyorum ama İngiltere bir turnuva takımı yapmayı başardı en sonunda. Yani evet. İngilizlerin tarihi boyunca en büyük problemi hep çok iyi kadrolar, çok şaşalı oyuncular, yıldız profiller ama günün sonunda bir türlü turnuva takımı olmaya başaramayan İngiltere vardı. Ama Southgate'le oyun hep eleştirildi ama adam, yani hakkını verelim, bir turnuva takımına çevirdi İngiltere'yi. Sonuç itibariyle 2 final, bir yarı final, müthiş başarı sonuç turnuvada. Bakalım bu kez İngiltere o yıllar süren kupa hasretini, herhalde 66 değil mi en son? 66 sonrası, tek büyük kupaları. Tek Avrupa büyük şampiyonluğu kupaları zaten yok. Yok. Bir tane finalleri var. Onu da kaybettiler zaten. Yani bakalım, göreceğiz finalde ne olacak ama İngiltere ilk yarıda hayal edilen İngiltere'ydi. İkinci yarıda gerçek İngiltere'ye geri döndü. Doğru. Oyun anlamında. Finalde hangi İngiltere olacak onu göreceğiz. Burak nasıl yorumluyorsun? İlk yorumluyorum, yani, detaylara gireceğiz. Tamam, senin de hakkını teslim edelim. 1-0 öne geçti Hollanda, maçı çevirir demişti.
İngiltere aramızda. Maçı yani çevirirdim. İki gol işte. Yemeyecek İngiltere dedim en azından. Maçı da döndürür buradan dedim. Evet. Yani şöyle bir futbol klasiği vardır derler ya. Hücum maçı, savunma kupayı kazandırır diye. Evet. Şu an İngiltere oraya doğru gidiyor. Şimdi Southgate eleştiriliyor. Evet, oyun anlamında eleştiriliyor ki ben de eleştiren taraftayım. Çünkü bir taraftar olarak, bir futbol sever olarak izliyorum. Ben de orada güzel bir şeyler izlemek istiyorum. Tabii şimdi ki. Senin elinde ya defansına bakıyorsun, orta sahana bakıyorsun, hücumuna bakıyorsun. Premier Lig'de bu oyuncuları izleyen biri olarak biliyorsun. Bu adam bu değil. Ya bu adamın neler yapabildiğini ben bir sezon boyunca Premier Lig'de izledim zaten. Evet. Dolayısıyla bu adamları frenliyormuş gibi bir hissiyat yani yaşıyoruz biz izlerken. Oyuncuların %80'i falan kariyer sezonunu geçirmiş yani bu sezon. Ya, öyle en basitinden bir takım. Declan Rice'a bak. Ya şu turnuvaya bakarsan Declan Rice'ı ben zannetmiyorum ki Arsenal'e transferi olsun. Tabii. Ya bir sezon Arsenal'de izliyorsun, bambaşka ya bir adam. 80'de oyuna giren iki adam Cole Palmer'la Ollie Watkins. Kariyer sezonu. Premier Lig'in yıldızı bu sezonki öyle. Yani. En verimli iki oyuncusu. Evet yani 80-81'de oyuna giriyor. Biri asist yaptı, biri gol attırdı ama evet. Aldıkları sürelere bak. Öyle bir kadrodan bahsediyoruz. Aynen öyle. Watkins de hakikaten çok çok büyük işe imza attı. Sezon boyunca da mükemmel bir performans sergiledi. Ben şimdiden tarafımı belli edeyim. Ben oynayandan tarafım. Yani hücum maç kazandırır dedik. O maçı o maç olur inşallah. Hani tamam savunma da kupayı kazandırır diyoruz ama ilk dediğim tarafı çıksın istiyorum. Ben güzel oyunla İspanya'nın kazanmasını istiyorum. Onların daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu hak etme kelimesini yine bir futbol sever olarak güzel oyunla kazanan taraf olmasını görmek istiyorum onu açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla benim gönlüm finalde İspanya'dan yana olacak. Aslında birçok kişinin gönlü İspanya'dan bence, yana. Yani İngiltere'yle bir bağı olan insanlar dışında herkes İspanya'yı finalde destekleyecektir diye düşünüyorum. Dediği gibi futbol sever olarak hep güzel oyunun yanındayız ki Marcelo Bielsa'nın bir haykırışı vardı iki gün evvel bu kötü oyunla alakalı. Yani futbolun geldiği nokta artık görsel şölenden iyice uzaklaşan, biraz mekanikleşen oyundan bahsetti Bielsa da. Evet doğru, bu turnuva da bunun bir göstergesi. Ama dedim ya yani siz turnuvaya başlarken hedefiniz ne? Başarı. İngiltere için başarı ne? Final ve şampiyonluk. Southgate finali başardı mı? Başardı. Dolayısıyla ona başarısız diyemeyiz. Yani biz ne kadrolar gördük? Sen de çok iyi takip ediyorsun. Yani Gerrard, Lampard ve Paul Scholes'lu orta sahası olan bir İngiltere izledik. Yani Gerrard'la Lampard'ın aynı maçta penaltı kaçırdığına da evet, tanık yani olduk. Evet yani şimdi böyle İngiltere kadrolarının ne denli başarısız olduğunu, çeyrek finale kadar yükselemediğini bile görmüşken Southgate'in bence başardı. Ülke futbolu açısından en azından İngiltere açısından çok değerli ve kıymetli. Ama bizim açımızdan baktığımız zaman bu kadronun böyle bir oyun oynaması da ızdırap verici insanlara. Ama böyle bir gerçeğimiz de var şu anda. O zaman size kötü bir haberim var. Dinliyorum. İngiltere Avrupa şampiyonu olacak. Yani genelde bak böyle takımlar, evet böyle takımlar. Çünkü neden biliyor musun? Turnuvalarda başarılı. Bir noktada kırmaları gerekiyor bu turnuva kazanamama olayını. Bak penaltı kazanamama olayını kırdılar İsviçre maçında. Evet doğru. Penaltılara kaldığında dedik ki tamam geçmiş olsun İngiltere elendi. Turu kırdılar. Bence bu sefer bunu da kıracaklar. Tamamen hissiyat. Hani ben çocukluğumda hep İngiltere'yi tutardım. Son turnuvalarda oyundan dolayı biraz mesafeliyim. Steven Gerrard da yok. Biraz da ondan geliyordu o sevgim. Hani tarafsız gibiyim kendi içimde. İspanya kazanırsa ben de daha mutlu olacağım. Ben de oyundan tarafım ama galiba bu sefer İngiltere tamamen hissi söylüyorum Avrupa şampiyonu olacak. Hissiyat. Ya olabilir. Kimse için bence şanslar 50-50'dir finalde evet. Yani. Hani ve turnuva finallerinde genellikle iyi savunma yapan takımlar daha şanslıdır. Hı hı. Hani bu anlamda ben de hani %51 diyeyim, ben de İngiltere'yi yakın görüyorum. İlk yarı oyununu nasıl buldun? Çok iyiydi, çok şaşırdık yani maçı işte belirli bir süresini beraber izledik. Dedik ne oluyoruz yani. Ama ikinci yarı yani rüyadan uyandık bir anda böyle kendimize geldik. Özellikle ilk 30 dakika müthiş tempolu, hani o hakkını veren bir oyun kadronun. Ama sonra yeniden oyun düştü. Yeniden defansif önlemlerin ön plana çıktığı bir futbola dönüştü. İşte o ilk 30 dakikadaki oyun İngiltere'yi şampiyon yapar. Ama kalan 60 dakikadaki oyun nasıl olacak onu biraz görmemiz gerekiyor. Bu arada İngiltere'nin ikinci yarı sadece iki şutu var. Biri isabetli, o da gol. Gol oldu. Şöyle bir şey var. Sonda yapılan oyuncu değişiklikleri muhtemelen maçı 90 dakikada bitirelim değişiklikleri değildi. Evet. Uzatmaya yönelik değişikliklerdi. Southgate'e de sürpriz zaten oldu bu final. Ona da sürpriz oldu. 80'de maçı kazanalım değişikliği yapmasını kimse beklemez. Aynen öyle. Onun düşüncesi uzatmalar ve penaltılardır. Hesabını ona göre yapıyordur. Ben hep ama bu maçı izlerken
hep aklımdaydı yani. Şu İngiltere'nin karşısında biz olsaydık ne yapardık acaba diye. Onu da hep düşünüyordum açıkçası. İçimizde o kalacak o. İlk yarıda birazcık oraya getirecektim konuyu. İlk yarıda birazcık ben de korktum. Söyleyeyim mi? Makus talihimiz. Çok iyi oynayıp kaybederdik. Ben size söyleyeyim yani. O ilk yarıyı görünce ben de şaşırdım. Aynen. Yani çünkü Hollanda maçını seyrederken, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını seyrederken, evet. İngiltere benim de aklımda hep 90 dakika savunma yapacak bir takımdı. Ya dedim hani biz de birazcık savunma oynarsak en azından 90 dakika kitleriz, berabere gider, bir şey olur falan diye hayallerim vardı. İlk yarı izleyince ben de çok şaşırdım. Niye böyle oynuyor İngiltere diye. Görmedik çünkü turnuva boyunca görmedik. Bence Southgate devre arası kendinize gelin dedi. Ne yapıyorsunuz siz dedi yani. Devre arasında bir konuşma. Bu nasıl bir oyun dedi yani. Kendine getirdi oyuncuları. Planından sapıyorsunuz dedi. İkinci yarıda normal İngiltere'ye döndü. Ama geçmeyi de başardılar. Tebrik edelim, ne diyelim. Pazar günü göreceğiz. Önemli bir iş başardı İngiltere Hollanda'yı mağlup ederek, ki bu arada Hollanda da turnuvanın aslında üretken takımlarından biri. Sadece iki isabetli şut imkanı tanıdılar Hollanda'ya. İkinci yarı hem yayın yapıp hem maçı izlerken hep bir Hollanda baskısını aramızda konuştuk. O VTR aralarında. Evet, ikinci sonra yarı. İstatistiklere baktım. Hollanda'nın da sadece iki şutu vardı. Topa aslında. Sahip oldular biraz, evet, daha topa fazla. Topa sahip oldular. Oyunu İngiltere yarı alanında oynadılar. Doğru. Ama üretkenlik söz konusu değildi. Çünkü İngiltere izin vermiyor. Yani çok iyi savunma yapıyor İngiltere. Zaten hani tek tek bakıldığı zaman çok iyi oyuncuları var. Bir de üçlüye geçtiler şimdi. Beş tane iyi savunmacıyla oynuyorsunuz. Önlerinde zaten bir Declan Rice canavarı var. Saka'yı biraz daha kırık bir kanat oyuncusu gibi oynatıyor. Onu biraz özgürlük tanıyor. Çünkü çok fazla savunmacı oyuncu olduğu için. Yani Declan Rice zaten bir canavar başlı başına. Maino çok iyi bir turnuva geçiriyor. O da çok acayip bir oyuncu. Stoperlerle beklere baktığın zaman da şey diyemiyorsun İngiltere'ye karşı. Kanatlardan hızlı gideyim desen geçebileceğin adamlar değil bekler. Yani. Stoperlerin üstünden yüksek oynayayım desen onu da yapamıyorsun. Ama İngiltere'nin iyi savunmasını, enteresan bir savunması var. Yani ben bile hani abartıyorum biraz ama orada oynasam stoperde hani sırıtmam belirli bir süre yani. Çünkü öyle oyuncular var ki etrafta, sağında solunda yani. İdare ederim bir 10 dakika İngiltere savunmasında. Öyle bir. İngiltere'nin açını kapatırlar işte yani. Öyle bir. Öyle bir çünkü savunma. Dedim ya Declan Rice, Maino var önlerinde yani. İşte Kyle Walker falan derken çok acayip bir seviyeye çıkıyorlar. Evet. Yani güzel bir final olacak diye düşünüyorum. Biraz İngiltere'ye bağlı tabii ki. Bir de İspanya'nın final performansını bir yandan düşünüyordum hani konuşurken. Son iki final, iki şampiyonluk değil mi? İspanya'nın herhalde tek yenilgisi Fransa'ya karşı 82 Avrupa Şampiyonası mı? Bizim jenerasyonun gördüğü bütün İspanya finallerinde kupaları benim aldılar. Benim hatırladığım hani yani hatırladığım derken sonradan izleyip hatırladığım 82 olması lazım. Olabilir. Fransa'ya karşı işte Platini'li. Michel Platini. Kadroya karşı. Arkona da vardı İspanya'nın kalesinde galiba. Hatalı bir frikik golü falan yemişti. 2-1'lik maç. Yani 82 diye anımsıyorum şu anda. Onun dışında herhalde İspanya'nın son iki finali şampiyonlukla bitti. Şampiyonluk. Bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası, aynen öyle. Bu da İspanya adına tabii ki iyi bir istatistik onların adına. Ama şöyle bir şey var. İspanya genç bir takım. Kadroya baktığımız zaman hani çok fazla deneyimli oyuncuları işte Carvajal, Rodri taşıyor. Nacho, Rodri, ama onun dışındaki Morata tecrübeli. O da çok tecrübeli değil. Ama İngiltere'ye baktığımız zaman sanki deneyim konusunda biraz daha iyi bu durumda İngiltere takı kadrosu. Onların da genç oyuncuları var ama deneyim anlamında bir tık daha sanki İngiltere avantajlı diye düşünüyorum o anlamda. İngiltere finalde oynadı. Yani son dönemde hakikaten bu turnuvalarda hep ilerlediler. Ve sonunu getirebilecekler mi göreceğiz. Bir yandan da 82'ye bakıyorum. 82'de yok. İtalya-Almanya finali. Kaçtı oynamış. Ya? Yani 3-1 bitmiş. Hatta İspanya gruptan çıkamamış. Kendi söyleyeyim ben hemen onu sana. Dünya Kupası'nda Almanya'ya 2-1 yenilip İngiltere ile de 0-0 berabere kalmışlar. O zaman gruplarda tabii 3'er takım var. Dünya Kupası'na katılım bugünkü kadar yoğun değil. Ki Avrupa Şampiyonası katılım sayısı bile son dönemde kademeli olarak arttı. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Bu tartışılabilir. Ama gerçek şu, bugüne dair gerçek şu. İngiltere adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı sevgili seyirciler. Finalde acaba ne yapabilir iki takımın teknik adamları? Bunun üzerine de biraz konuşmamızda fayda var. İspanya teknik yönüyle, topa sahip olma oyunuyla ciddi anlamda dikkat çekiyor Burak. Ama İngiltere'nin de fiziksel olarak bu turnuvanın en sert takımlarından biri olduğu aşikar. Doğru. Fiziksel kapasiteleri çok yoğun. Bugün fizik tekniğe karşı bariz bir şekilde kazandı. Hollanda'ya pozisyon vermediler neredeyse. Xavi Simons'un ekstra golü dışında. Evet. Finalde ne beklemeliyiz? Yani şöyle bir oyun olacak. Yine ben
topa oynamada, topla oynamada açıkçası 55-60 arası bir İspanya bekliyorum. İspanya yine klasik futbolunu oynayacak ki bu İngiltere'nin işine gelen bir şey olacak zaten. İngiltere birazcık daha hatta kendi İspanya için 3. bölgeye gitmesine izin verecektir. Çünkü orada sert bir duvar örecek çok muhtemel. Onun dışında yine bu turnuvada şimdiye kadar çok fazla ön plana çıkaramadığı Saka'yı ya da Foden'ı ön plana çıkarmaya çalışacak. Çünkü bugün maçı izlerken de konuşmuştuk. Kane'i ilk defa bu kadar derinde görüyoruz diye. Evet. Kane birazcık daha geriye gelecektir. Kane artık kendi rolüne döndü diyebilir miyiz? Döndü diyebiliriz evet, bu karşılaşmayı izledikten sonra diyebiliriz ama final karşılaşmasında birazcık daha İngiltere'nin vitesi artırıp düşüreceği ki onu çok fazla artırmasını da beklemiyorum açıkçası. Dediğim gibi Saka ve Foden'ı birazcık daha fazla kullanacaktır. Savunmanın arkasına atılacak toplarla birazcık daha ağır kalabilecek savunmanın arkasına atılacak toplarla pozisyon bulmaya çalışacak. İspanya da öyle hep hücum yapıyor tamam pas yapıyor onu da diyoruz da o da çok fazla arkayı boşaltan bir takım da değil. Evet dengeli. Dengeli bir takım. Gerçekten dengeli bir takım. Öyle çok fazla boşluklar da vermeyecektir. Sadece İngiltere bunu kollayacak. Belli bölümlerde o pas organizasyonlarını yaparken stoperlerini de bu pas organizasyonun içine sokuyor. Orada işte bir boşluk oluyor. Bu da maçta iki kere oluyor. Taş çatlasa üç kere oluyor. O üç pozisyonda bu iki kanat oyuncusunu arkaya kaçırırsa gol bulma fırsatı yakalayacaktır. Onun dışında baskılı bir oyunla İngiltere'nin gelmesini beklemiyorum ben. Yine %55-60 toplu oynayan taraf İspanya olacaktır. Onlar da bir şekilde Morata'yı bu sefer bir servis elemanı olarak kullanacaklardır. Direkt onu golle buluşturma değil de belki de ekstra yine Yamal'ın bugünkü gole benzer bir gol attı. Benzer yerlerden. Doğru. Hollanda'nın attığı Simons'un golünden bahsediyorum. Öyle bir ekstra gol çıkmadığı müddetçe çok fazla gol olmayacak ki burada sana da katılmış olurum. İki gol hiç yemiyor İngiltere dedin sen de. Evet belki iki gol yemeyecektir ama 1-0'lık bir skor bile İspanya'nın kazanmasını sağlayacaktır. Ama dediğim gibi öyle 3 gollü 4 gollü çok keyifli bir karşılaşma İngiltere yüzünden ben de çok beklemiyorum maalesef. Onur? Euro 84'müş bu arada ona bakıyordum. Mi? Tamam. 84 finaliymiş. 2-0 Fransa İspanya. Şimdi tabii ki burada İspanya müthiş bir geçiş takımı. Yani onu kabul etmemiz gerekiyor. Belki turnuvada geçişi en iyi yapan takım oldu. Ama sette değiller. Yani oyunun iki tarafını da hücumda iyi oynayan bir takım. Burada büyük ihtimalle İngiltere evet topu İspanya'ya verip olabildiğince o geçişleri azaltmaya çalışacaktır. Burada bence kilit nokta İspanya'nın öne geçmesi. İspanya öne geçerse o geçiş fırsatlarını çok daha fazla bulup İngiltere kalesine tehlike yaratabilir. Yani bence İspanya'nın kaderini yapacağı savunma belirleyecek. Yani ne kadar iyi savunma yaparsa çünkü hücumda belirli bir standardı var zaten İspanya'nın. Onu yapıyor her maç. Hı hı. İngiltere'ye karşı savunma standardı turnuva genelinin biraz üstüne çıkar ve iyi takım savunması yaparlarsa zaten hücum performanslarıyla İngiltere karşısında şampiyonluğu alabilirler. Ama dediğim gibi bu finalde sanki yani İngiltere'nin o savunma performansı o İspanya'yı o kadar rahat hareket ettirmeyebilir hücumda. Yani orada şimdi yani Inaki Williams'ı Nico Williams'ı pardon biraz da Kyle Walker'ın önünde görmemiz gerekiyor yani. Şimdi Kyle Walker belki dünyanın en iyi savunma beki. Şimdi diğer tarafta Yamal Trippier eşleşmesi olacaktır. Onu görmemiz gerekiyor. Yani İspanyalı o İspanyol oyuncular bu turnuvada göremediği kadar iyi bir savunmayla karşı karşıya kalacaklar. Evet. Yani dolayısıyla merkezde daha sert bir kesinlikle merkeze daha sert, savunmada daha sert bir, daha atlet bir takımla oynayacaklar. Ama Fransa da sert takım, onları geçtiler. Yani evet. Bir büyük bir sınavı sınavı atlattılar. Çok evet. Çok da zorlanmadan geçtiler evet. Evet. Oyun anlamında çok zorlanmadılar. Yani 2-1'den sonra da çok pozisyon vermediler. Evet. Bu arada İspanya'nın da o maçta sadece 2 isabetli şutu var. Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun şutu sonrası isabetleri de yok. Toplam 6 şutları var. Fransa 9 şut, 3 isabet. Yani İspanya bir de gol çıkarmış durumda. Kopuk kopuk oynuyor bazen oyun içinde. O sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Ama turnuvanın şu ana kadar herhalde herkes hemfikirdir. En çok gözü hoş gelen futbolu oynayan İspanya. Takım İspanya oldu. Hani çünkü çok fazla takımın savunmasıyla ön plana çıktı bir turnuvada. Hani o ancak çölde vaha ifadesi var ya yani öyle bir İspanya izledik turnuva boyunca. Herkes de gönlü büyük ihtimalle İspanyolların kupayı almasına yana olacaktır. Bir de hani sempati duyulan oyuncular var. Lamine Yamal, Dani Olmo gibi özel taraftarları var şu an ülkemizde de. Herkes İspanya'yı destekleyecektir. Finalissimo eğer oynanırsa Copa Amerika'da Arjantin, Uruguay, Kolombiya eşleşmesinden gelecek takımı yener. İspanya'da İngiltere'yi geçerse bir Messi Yamal.
Beşik'ten Avrupa Şampiyonası sonrasında, Copa Amerika sonrasında güzel bir hikaye olur. Bir maça da belki çıkma olasılıkları söz konusu olabilir. Hakikaten 2-3 gündür o Lamine Yamal'ın fotoğrafı çıktıktan sonra kafamı çok meşgul edendir. Kare hayata dair. Proje mi diyorsun yani? Ya olacak iş değil diyorum. Ben Arda Güler'in fotoğraflarını görünce de o hisse kapılmıştım. Gençler Birliği'nde oynarken soyunma odası fotoğrafları. Evet. Çok özel fotoğraflar böyle, hani sanki profesyonel bir elden çıkmış fotoğraflar gibi. Yani yıllar sonra bu adam şuraya Real'e gelecek. Geleceğine inanılmış, evet, bir çekim. Biz de fotoğraflarını çekelim. Işte, Mbappe'nin, Ronaldo'yla. Evet. İşte Yamal'ın olayı zaten ayrı bir gerçek hikaye. Gerçek Ronaldo'ydu değil mi? Onun. Yoksa Cristiano. Hayır, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafları vardı odasında. Şimdi bir fotomontaj yapmışlar. Ronaldo oturuyor. En son Portekiz maçından sonra. Mbappe'yi denemeye aldı Real Madrid genç takımına. Ondan sonra o şeye kabul edilmedi. Orada şey ziyareti esnasındaki bir fotoğraftı o. Yok, benim söylediğim Mbappe böyle bir yatakta yatıyordu. Oturuyor. Şu anda yatak vardır. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. İdoli o zaten. Öbürünü görmemiştir bile. Ronaldo'lu fotoğrafları bakarız. Ondan emin oluruz. Mücadele öncesinde yine üstüne tabii konuşacağımız çok şey var. Oli Watkins bugün oyuna sonradan dahil oldu. Golünü de atmayı başardı. Takımı son bölümde kaydettiği golle finale de taşıdı. Senin kafanda Aston Villa performansını mutlaka çok izlemişsindir. Evet. Sürpriz mi Oli Watkins'in böyle bir şey yapması, yoksa hakikaten daha mı fazla şans bulması gerekiyordu? Yani şöyle, tek forvetle oynayan bir takımda daha fazla şans bulamıyor maalesef. Kane olduğu için bu şansı bulamıyor. Bu arada onu da göreceğiz finalde. Kane varsa kazanamaz takımı. Kane'in kupası yok. Doğru, evet, öyle bir durum da var. O tarafından hiç bakmadık bak. Evet. O da kırılabilir belki. Bak şu an benim de düşüncelerim biraz karıştı. Harry Kane'in kazanamıyorum. Laneti acaba? Ya loser diyorlar adamı artık, yani oraya kadar geldi. Şimdi sezon başında büyük ihtimalle ben kupa kazanacağım diye düşünürken bu kupa yoktu. Bayern'le alacağı kupalar vardı büyük ihtimalle Bayern'le kafasında. Bayern'le nasıl kupa kazanamazsın? İşte yani öyle bir lanetten bahsediyoruz burada. Hani Bayern'le kupa alamıyorsun. Ya evet yani. Yani 50 yılda falan olur bir şey. Bu kolay bir şey değil. Asıl proje bu işte ya. Ciddi kolay bir şey değil Bayern'le kupa kazanamamak. Ya şaka bir yana, Kane'in olduğu yerde Kane oynar. Ya Kane'in de kupa kazanması lazım artık ya. Böyle bir kariyerin hani kupasız bitmesi de çok hoş olmayacaktır yani. Ya bilmiyorum, adam başarıyla alakalı enteresan düşünceleri var. Yani orada kalıp da Schürrle geçmekle alakalı en ufak bir tereddüt etmeden ayrılmayı tercih etti Tottenham'dan. Yani orada kalıp da başka bir rekor kırabilirdi. Kupa almak istiyor. Yani onu çok istiyor yani. Tamam, çok istiyor. Yanlış. Yani doğru tercih. Ya, bu arada yanlış Tottenham mı? Yani Kane'den önce de loser'dı. Tabii. Yani aslında aynen. Tottenham'ın loser'ı. Doğru. Ona bulaştı. Onu bir tek atamadı üstünden ama maalesef. Ama Kane o loser'lı Bayern'e taşıdı yani onu bir anda. Onu taşıdı, evet. Ama forvet olarak tabii ki de bu şaka bir yana. Evet. Komplike bir forvet. Yani her şeyi var. Uzaktan şutu var. Ceza sahası içinde zaten çok fazla affeden bir oyuncu değil. Dolayısıyla o olduğu zaman Watkins'in forma giymesi biraz zor. Bir de Aston Villa'nın oyun planına baktığın zaman birazcık daha hızlı ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyorlar topu. Ve Oli Watkins hareketliyken bu işleri yapabiliyor ki golde de zaten öyleydi. Evet. Sağdan içeri doğru girerken uzak köşeye çok güzel bir şut çekti. Çok sert, Aston Villa'da da bu şekilde hatta işler şöyle yapıyordu. Söyleyeyim, Watkins turnuvada belki Fransa dışında her takımda 11'inde oynar. İspanya'da Morata'nın yerine oynar bence. Oynar. Almanya'da Havertz'in yerine oynar. Havertz'in yani yerine çok isim sayabilir. Yani öyle bir oyuncu İngiltere'de 10 dakika süre bulabiliyor. Yani onun şanssızlığı Kane'le aynı takımda olması. O olmasaydı muhtemelen oynayacaktı. Çok da iyi bir sezon geçirdi çünkü. Premier evet. Lig'de de çok iyi bir sezon geçirdi. 19 gol 13 asist. Mükemmel kariyer sayılar. Sezonu. Evet. Mükemmel sayılar. Yani 30 golün üzerinde katkı yapıyorsunuz siz takımınıza. Burada belki bir artısı şu olabilir İngiltere'nin, yine ideal 11'ini yakalama anlamında söylüyorum. İkinci yarıya Luke Shaw'la başladı. Yani geçen maçta da kullandı. Bu karşılaşmada yani da Trippier'in yerine oyuna dahil olduğu ikinci yarıda. O anlamsız zaten. Yani elinizde Luke Shaw varken sağlıklıyken. Sağlıklıyken ya, sağlıklıyken Luke Shaw oynamalı orada yani. Trippier'in oynaması zaten hani evet iyi bir oyuncu ama ters kanatta çok fazla etkisini gösteremiyor. Bazen 3 sağ bekli gördük ya İngiltere'yi, değil mi? Bir maçta Trippier solda, Walker sağ bek, Arnold da 8 numara oynadı bir maçta yani. O da öyle çok acayip bir şeydi. Çok acayip bir deneme. Deneme yanılma yaptı hakikaten o karşılaşmada. Doğru yolu bildi bir şekilde. Olmadığını gördü, sonra değiştirdi.
Jude Bellingham açısından belki bu turnuva çok çok önemli olabilir. Çünkü artık Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki yarış bitti. Golden Ball adına, yani Cristiano Ronaldo zaten uluslararası seviyede azalarak kendince bitmişti. Messi hala Copa America kovalıyor ama gerçekçi olmak gerekirse artık bu Ballon d'Or için bir aday olması söz konusu değil. Burada Jude Bellingham öne çıkan oyunculardan biri. Mbappe de şansını Vinicius kaybetti. Öyle. Olan. Mbappe evet o şansı kesinlikle kaybetti. Acaba Jude Bellingham'ı Ballon d'Or'a taşıyacak bir finalde olabilir mi İngiltere'nin kaybederse kazanması durumunda? De alma ihtimali var bence. Yani bence de var. Vinicius çünkü Copa America'da zaten elendi takımı. Elendiler. Çeyrek finalde elendi. Yani bence şu anda bile garantilemiş olabilir Ballon d'Or. Hani kazanırsa İngiltere kesin alır. Hani kaybederlerse finalde belki bir çekişme olur Vinicius'la arasında ama yine bence favoridir. Onun adına da özel bir sezon olacak tabii ki. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi Şampiyonlar Ligi, La Liga şampiyonluğu, Kral Kupası'nı aldı galiba değil mi üstüne? Bir derbi de, kazandırdı tek derbi kazandırdı. Euro 2024 ki burada da maç kazandırdı. İnanılmaz Slovakya bir golle maçı, uzatmaya götürdü İngiltere'yi. Doğru. Belki de yani şampiyon olursa İngiltere o golle şampiyon olacak. %100. O yüzden de çok çok özel bir sezon. Bu yaşta bunu başarabilmek önemli. Sahadaki performansı evet kazandıklarına zaten bakılıyor. Gerçekten işte Onur'un saydığı gibi kupaları zaten hepimiz biliyoruz. Bir de onun dışında belli başlı şeylere bakıyorlar ya. İkonik bir isim olması gerekiyor. Yani bir ikon olması gerekiyor. Bir hareketi olması gerekiyor. Bu da ne Real Madrid'e geldiğinde o son dakikadaki yaptığı işler zaten aynen. Belli. Maç kazandırma El Clasico en gol önemlisi. Gol sevinci bile bir gol şey yani. Gol sevinci bir ikonluk göstergesi. Yakışıklı da çocuk. Aynen. Genç daha. Bunlar da genç artı de, aynen öyle. Yani. Genç tabii, de. Tabii. Bu sezon daha transfer yaptı. Evet. Dünyanın en büyük kulübüne bu sezon transfer oldu. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğunuz zaman finalde kupa gelmese bile şu an bir numaralı aday durumunda. Gelirse de hakikaten dönüşü olmaz bu Ballon d'Or rekabetinde. Yine İngiltere'nin kadrosuna baktığımız zaman tabii Foden eleştirilen oyunculardan biriydi. Bugün Foden biraz daha kendini buldu diye düşünüyorum performansıyla. Bilmiyorum onu nasıl gözlemledi. Kendi standartına yakındı. Tabii çok oyuncu turnuvada kendi kulüp performanslarının bayağı altında kaldı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Bukayo Saka'da evet, belki formasyon gereği daha defansif bir rolle oynadı ama işte Foden'lar, hatta Bellingham bile bence kendi standartının altında bir turnuva geçiriyor. Yani attığı golün dışında oyun anlamında bence biraz gerisinde kendi standartının. İşte Declan Rice ile dönem eleştirildi. Arsenal performansının altında kaldı. Yani dolayısıyla birçok oyuncu için bu geçerli. İşte Kevin De Bruyne nerede City performansı, nerede Belçika performansı. Yani birçok oyuncu bu sıkıntıyı yaşıyor. Evet, Foden çok eleştirildi İngiliz basınında ki haklı eleştirilerdi. Bugün biraz daha kendi standartına özellikle ilk yarıda yakındı. O da tabii ki çok acayip bir silah. Yani finalde herhangi bir yerde oyunun sahneye çıkıp golünü atabilir. Doğru. Kupayı kazandırabilir İngiltere'ye. Öyle bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani İngiltere'nin İspanya'ya göre en net artısı şu. Oyun hiç yokken sahada sahneye çıkıp işi bitirebilecek çok fazla silah var İngilizlerin. Yani Foden bunu yapabilir, Saka yapabilir, Harry Kane, Bellingham işte kulübeden girenler. Sanki İspanya bu konuda biraz daha kısıtlı bir kadroya sahip diye düşünüyorum. İngiltere'nin bu öyle bir artısı da var bence finalde. Hani kalite ve maç kazandıracak oyuncu anlamında. Fransa yine üstüne konuşmamız gereken birçok oyuncuyu kadrosunda barındırıyor. Lamine Yamal'dan, Nico Williams'tan bahsettik. Kanatlarda hakikaten turnuvanın en akıcı ikilisi oldular ki yeni sezonda beraber Barcelona forması giyme olasılıkları da epey yüksek gibi görünüyor. Çok da yakın arkadaşlar o hale geldiler ama Dani Olmo yine aslında bir peri masalı yazdı. İlk 11 oyuncusu olamadı bir türlü ama evet, Pedri'nin sakatlığı sonrası oynadı. Bir gol bir asistle son maçı da kazandıran isimdi. Acaba yine ekstra oyunculardan biri olabilir mi İngiltere karşısında, ne dersiniz? Bence olabilir. Yani son oynadığı karşılaşmada özellikle fark yaratan isimlerden bir tanesiydi. Bir şans geldi kendisine ve bu şansı çok çok iyi kullandı. Ya belki de Pedri bu kadar iyi katkı sağlayamayacaktı. Evet. Skor anlamında kesin zaten. Ki bence evet, Olmo'nun oynaması gerekiyordu en baştan itibaren. Orada bence bir hata yapıldı ama sonra eğrisi doğrusunu buldu bir sakatlık sonrası. Doğru. Bu şansı da çok çok iyi değerlendirdi. Benim de çok beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi İspanya'da da takımın savunmasıyla hücum arasındaki köprüyü kurma görevini üstlenmiş durumda. Yani Rodri birazcık daha çevre kontrolü, birazcık daha yakınındaki oyuncuları oyuna sokmaya
çalışan bir isim durumunda. Hı hı. Ama olma birebir hücumda da görev alıyor ve o ikili oyunu çok çok iyi oynayan isimlerden bir tanesiydi. Çok zeki bir oyun. Hak ettiği formayı senin de dediğin gibi bence eline geçirdi ve şu saatten sonra da zaten bırakacağını da düşünmüyorum İspanya'nın açıkçası. İspanya'nın bence en net artısı merkezi olacak. Turnuvanın en iyi 6'sı ve en iyi 8'i şu anda İspanya'da. Yani Rodri ve Fabian Ruiz bence turnuvanın en iyi 6-8 ikilisi diye düşünüyorum. Yani evet, evet. Declan Rice ve Maino'nun önünde oyun olarak, hı-hı, turnuva boyunca istikrar anlamında bence Rodri ve Ruiz önde. Ruiz bu arada turnuvanın oyuncusu olmak için çok ciddi bir aday. Kesinlikle müthiş bir turnuva geçiriyor ki Paris Saint Germain sezonunda eleştiri almıştı, doğru, bu arada. Çok enteresan bir çıkış, kimsenin beklemediği bir performans. Zaten iyi bir oyuncuydu ama yani bu performans beklenmiyordu herhalde, değil mi? Evet. Fabian Ruiz'den kimse tarafından beklenmiyordu tabii, tartışmasız. Mesela Cucurella iyi bir turnuva geçiriyor. O da hani Chelsea'de hep tartışılan bir oyuncu oldu. Grimaldo'yu insanlar banko 11'e yazarken. Aynen işte, sistem kaynaklı. Evet, daha savunmacı yani Cucurella'yı tercih ediyor. Cucurella La Masia çıkışlı bildiğim kadarıyla. Barcelona'nın kullanmadığı bir oyuncu. Grimaldo da öyle. İkisi evet, de La Masia çıkışlıdır. Olmo da La Masia çıkışlı. Aynen, Barcelona'nın hep işte La Masia'nın bahsediyoruz ama sihrinden büyüsünden, hı-hı, kaçan oyuncular da var. Böyle gördüğümüz gibi. Yani İspanya'nın 11'i son derece oynama alışkanlığı yüksek. Birbiriyle, hı-hı, uyumlu. Bir 11 daha bir takım gibi hareket ediyor sanki İspanyollar. Daha da birlikte hareket ediyorlar. Sanki İngiltere biraz daha hem savunma gücü hem bireysel oyuncu performansıyla şu ana kadar bu noktaya geldi. Hani oyun anlamında tabii ki tartışmasız İspanya fazlasıyla önde finalde ama finali bu mu belirleyecek, onu göreceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Gündeme dair sohbetimiz sürecek.